Evet gençler, tekrardan merhabalar. Ben de bir su içtim. Boğazımı temizledim. Ağzımı çalkaladım ve geldim matematik dersine. En son geçen dersimizde bir düzgün bir şeklin kare veya dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır bunu bulmuştuk. Şöyle hemen kısa bir tekrar yapalım. Kare veya dikdörtgen hiç fark etmez. Bir şekil varsa ve ben kenar uzunluklarını biliyorsam, yani şu kenar ve şu kenar uzunluğunu biliyorsam, dikdörtgende de uzun ve kısa kenar uzunluğunu bilmem yeterli. İki kenarı birbirle çarparak, yani şu kenar A, şu kenar B ise A çarpı B yaparak ben karenin alanını A, pardon, bu arada karenin alanında kenarlar birbirine eşit olacağı için ikisi de A olacak. A çarpı A yaparak ben karenin alanını, dikdörtgende de A ile B kenarlarını çarparak A çarpı B yaparak dikdörtgenin alanını buluyordum. Bunu unutmayın sakın. Şimdi birinci soruda diyor ki bir kenarı 9 santim olan bir karenin alanı ne kadardır? Bakın az önce söyledim. Bir kenarı 9'sa diğer kenarı da 9'dur. İki kenarını birbirine çarparak 9 çarpı 9 ile ben karenin alanını ne olarak bulacağım? 81. Bitti mi? Hayır. Birim neydi? Santimetre yazıyorum. Bir de alan olduğu için yukarıya, şuraya, sağ üst köşeye 2 koyuyorum. Bu da santimetre kare demek. Alanın ölçü birimi. Bunu sakın unutmayın. Yazarken de lütfen aklınızdan çıkarmayın. Santimetre kare. İkinci soru. Çevresi 80 santim olan karenin alanı ne kadardır? Bakın bir kare varmış. Çevresi ne demekti? Bütün kenarlarının toplamıydı. Hepsinin toplamıydı. Yani A. 4 tane A'nın toplamı A artı A artı A. 4 tane A'nın toplamı 20'ymiş. Pardon, 80'miş. 80 santimmiş. Bana bir tane A lazım. Çünkü alanını bulacağım. Alanı için bana A lazım. 4 tanesi 80 ise birisi ne kalır? 80'i 4'e bölerseniz 20 kalır. Hiç bölme işlemi bile yapmama gerek yok. 20, 20, 20, 20. Ben iki kenar uzunluğu biliyorum. 20 ile 20'yi ne yapacağım? Çarpacağım. Çarparsanız alan çıkar ortaya. Çok basit. 2 kere 2, 4. Şurada bulunan 2 tane sıfır da yanına koy. 400. Birimi ne? Santimetre kare. Alanı 400 santimetre kare. Anlamayan el kaldırsın. El kaldırdıktan sonra da WhatsApp'tan bana sorsun. Kısa kenarı 5 santim olan uzun kenarı bunun 3 katı olan bir dikdörtgenin alanı ne kadardır? Resim yeteneğiniz iyiyse problem çözebilirsiniz. Lütfen çizin. Dikdörtgen çizin çünkü dikdörtgen demiş. Kısa kenarı 5'miş. Uzun kenarı bunun 3 katıymış. 5'in 3 katı 15. Alanını soruyor bana. 15 ile 5'i çarpacağım arkadaşlar. Çünkü iki kenarı çarparak ben alanı bulurum. 5 kere 5 25, 50 var. 2, 5 kere 1 5, 2 daha 7, 75. Birim ne? Santimetre. Alan olduğu için ne koyuyorum? Kare. 75 santimetre kare. Dördüncü soru. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan bir dikdörtgenin çevresi 80 santimetre. Dikdörtgen demiş. Çizeyim hemen. Çizdim. Şimdi uzun kenarı kısa kenarın 3 katıymış. Bakın. Uzun kenar burası. Kısa kenar burası. Ben kısa kenara A dersem uzun kenar bunun 3 katı olacağı için 3A olmaz mı? 3 katı olduğu için. A'yı 3 ile çarparsan 3A. Kat ne demekti? Çarpmak demekti. Çevresi 80 santimmiş. Çevresi ne demekti? Bütün kenarlarının toplamıydı. Burası A ise burası da A'dır. Burası 3A ise burası da 3A'dır. Hepsini toplarsam A. 3A daha 4A. Bir A daha 5A. 5A, 3A daha 8A. Doğru mu? Çevresi bu demek değil mi? Ama çevresi 80 santim demiş. 8A 80 santime eşitse ben bir A'yı bulmak istiyorum. Bir tane A'yı bulmam için ne yapmam lazım? 80'i 8'e bölmem lazım. Çünkü 8 tanesi 80'miş. Çok basit. A 10'dur. Yani şurada A 10 santimdir. Haklı mıyım? Haklıyım. 3A nedir? A 10 ise 3A nedir? 1A 10 ise 3 tane A da 30 santimdir. Onu 3 ile çarparsın. Doğru mu? Alanı bulmak için iki kenarı çarpmam gerekmez mi? Biri 30, biri 10. Aşağıya çarpmasını yapayım. Kısa yoldan 3 kere 1 3. 2 0 koy. 300 santimetre kare. Kareyi unutmuyoruz. Hemen hızlı hızlı geçelim. Yan tarafa 5. soruyor. Bu arada bu testin tamamını ben çözeceğim. Size ayrı bir test göndereceğim arkadaşlar. Uzun kenarı 16. Kısa kenarı ise uzun kenarından 4 metre kısa olan bir bahçenin alanı kaç metredir? Bir bahçe çizeceğim. Uzun kenar kısa kenar dediğine göre ne olabilir? Dikdörtgen. Uzun kenar 16 metreymiş. Bakın bu sefer santimetre değil metre. Dikkat. Metre daha büyük. Kısa kenarı uzun kenarından 4 metre kısaymış. 16'nın 4 metre kısasını bulabilmek için 16'dan 4'ü ne yapacağım? Aferin çıkaracağım.
Yani kısa kenar 12 metreymiş, doğru mu? Alanını sorduğuna göre 16 ile 12 ne yapacağım? Çarpacağım. Alanı bulmak için her zaman iki kenarı birbiriyle çarparım. Kare de olsa, dikdörtgen de olsa fark etmiyor. 6 kere 2 12. Elde var 1. 2 kere 1 2, bir de elde 3. 32. 1 kere 6, merdiven kuralını unutmayın. 1 kere 6 6, 1 kere 1 1. Toplamamı yapayım. 2 aşağı 9, 192. Bu sefer birimle metre, sakın unutmayın. Metre karesini koymayı unutmayın tepesine. Tamam, alan varsa şu 2'yi, kareyi koymayı unutmayın. Bu karenin ne demek olduğunu da ortaokulda açık bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi anlatırsam kafanız karışır. Hiç gerek yok. 6. soru. Bir kenarı 17 santimetre olan karenin alanı kaç santimdir? Çizmeye gerek yok ama yine de anlamanız için ben çizeceğim. Kenarı 17 ise diğer kenarı da 17'dir. Çünkü bu bir kare. Alanını sorduğuna göre 17 ile 17'yi çarpacağım. Değil mi? 7 kere 7 49. Elde var 4. 7 kere 1 7, 4 daha 11. 1 kere 7 7, merdiven kuralı. 1 kere 1 1. Topluyorum. 9 aşağı 8, 289 santimetre. Bakın, birim santimetre çünkü. Santimetre kare. Var mı anlamadığınız herhangi bir yer? Yok. Biraz kırmızı kalemle devam edelim. Renkler işin içine girsin. 7. soru. Çevresi 96 santim, kısa kenarı 14 santim olan bir dikdörtgenin alanı kaç santimdir? Dikdörtgen dediğine göre hemen çizeyim dikdörtgenimi. Kısa kenarı 14'müş. Yazayım 14'ü buraya. Yazdım mı? Yazdım. Siz de hemen yerleştirin. Çevresi ne demekti? Bütün kenarların toplamı demekti. Burası 14 ise gençler, burası da 14 olmaz mı? Ben şu iki 14'ü toplasam, bütün çevresi 96 santimmiş ya, 96'dan çıkarsam, geriye bana uzun kenarların ikisinin toplamı kalmaz mı? Kalır dediğinizi duydum. 14 ile 14'ü toplayayım. 28. 28 santim. Bunu çevreden çıkaracağım. Çünkü sonuçta hepsi birlikte toplanıp 96 olmuşlar. 96'dan 28'i çıkardığımda geriye uzun kenarların ikisinin toplamı kalır. 96'dan 28 çıkarsa, 6'dan 8 çıkmaz, komşuya gittim. 16'dan 8 çıktı 8. 8'den 2 çıktı 6. 68 santim kaldı. 68 santim iki tane uzun kenarın toplamı. Bu iki uzun kenar birbirine eşit olduğuna göre, iki tane olduğuna göre 68'i ikiye böleceğim. Böleyim, 6 da 2, 3 kere 2 6, 8 de 2 4, 34 santimmiş bunun bir tanesi. Bitti mi işim? Hayır, bana alanını soruyordu zaten. Alan için ne yapacağım? Kısa kenarlı uzun kenarı çarpacağım. Çünkü alan böyle bulunur. Şuraya yukarı yapıyorum. 34 ile 14'ü çarpayım. 4 kere 4 16, elde var 1. 4 kere 3 12, 1 de elde 13. 136. 1 kere 4 4. 1 kere 3 3. Biraz karmaşık oldu. Biraz karmaşık oldu. Panik yok. Panik yok. Şuraya yazayım. 136 ile 34'ü alt alta toplayayım. Şunu buraya getirdim yani. Şuradaki karmaşıklığı şuraya çektim. 6 aşağı 4 3 daha 7 3 1 daha 4. 476 santimetre kareyi unutmayın. Tamam. Bu kadar. Cevap 476 santimetre kare. 8. Çevresi 280 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin alanını sormuş. Basit, gayet basit. Çevresi ne demekti? Bütün kenarların toplamı demekti. Hatta şuraya kadar toplamı demekti. Kare ise nedir? Bütün kenarlar eşittir. A. Yani A'ların hepsinin toplamı, 4 tane A var burada, 280 metreymiş. Doğru mu? Bunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Kenara A dedim. Buna istersen B de diyebilirsin. Tamamen sana kalmış. Aklıma ilk gelen A olduğu için. 4 tane A 280 ise bir tane A'yı bulmak için 280'i ne yapacağım? 4'e böleceğim. Böleyim. 4'e böleyim. 2'de 4 yok. 28'de 4. 7 kere 4. 28. 0, 0. 0 aşağı indi. Eğer indirdiğin sayının içerisinde yoksa bölen sayı, buraya bir 0 koyuyorsun. 70 santimetreymiş bir tane A. Öteki A da 70'tir. Alanı bulmak için ne yapmam gerekiyor? İkisini çarpmam gerekiyor. Yani 70 ile 70'i çarpacağım. Doğru mudur? Bunun kısa yoldan çarpmasını yapayım. Sıfırları sayma. 7 kere 7 49. 2 tane sıfır koy. 4900 metre olduğu için metrenin m'sini yazıyorum. Kareyi koyuyorum alan olduğu için. Tamam mıdır gençler? Tamamdır öğretmenim. Evet. Bunu buraya koyalım.
Şimdi 9. soru. Aa, 10 dakika olmuş. Gayet güzel. Uzun kenarı 26 santim. Yüksekliği 7 santim olan paralel kenarın alanı kaç santim? Aa. Bu ne demek şimdi? Paralel kenar. Paralel kenar ne? Paralel ne? Kenar, paralel kenar ne? Şimdi paralel kenar şu şekilde. İki kenarının yamuk, diğer iki kenarının birbirine paralel olduğu, paraleli aslında hatırlamanız lazım, anlattım. Her zaman birbirine aynı uzaklıkta ilerleyen iki tane doğruya paralel doğru denir. Şu iki doğru parçası birbirine paraleldir çünkü birbirine her noktadan aynı uzaklıktadır ve iki kenarı da şu şekilde yamuk olduğu için bu paralel kenar oluyor. Uzun kenarı 26 santim. Yüksekliği 7 santim. Yükseklik dediği şey de şu 7 santim. Alanı kaç santimdir demiş. Ben burada yüksekliği biliyorsam, aşağıdaki uzun kenarı biliyorsam bu ikisini çarparım. 26'yı 7 ile çarparım. 6 kere 7 42, 50 var. 4, 7 kere 2 14, 4 daha 18. 182 santimetre kare. Der miyim? Derim arkadaşlar. Paralel kenarın alanı yükseklikle uzun kenarın çarpılmasıyla bulunur. Aynı dikdörtgende olduğu gibi. Kısa kenar ve uzun kenarın çarpılması gibi. Tamam. Anlaşıldı mı? Yani paralel kenarı size sormaması lazım bu soruda. Ama ben yine de siz kulağınızın bir kenarını kazınsın diye, bilin diye bu soruyu da size anlattım ve seçtim. Görmüştüm bunu daha önce ama anlattım. Paralel kenar görürseniz yükseklik ve uzun kenarını çarptığınızda aynı dikdörtgende olduğu gibi iki kenar çarpıldığında alanı bulabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Korkmayın yani, tamam? 10. Taban kenarı 6. Taban kenarına ait yüksekliği 13 santim olan bir üçgenin alanı kaç santimdir? Bakın. Bir üçgen çizeceğim. Taban kenarı. Taban ne demek? Yerde. Ayağınızın tabanı neresidir? Yer. Üçgenin taban kenarı neresi olur burada? 6 santimle şurasıdır. Bakın bu bir üçgen. Taban kenarı 6'dır. Yere değdiği yerdir. Alttaki kısımdır 6. Taban kenarına ait yükseklik. Yükseklik nedir? Yukarıya doğru olan çizgisi. Buna ait yükseklik, yani şu yükseklik, aynı burada paralel kenarda olduğu gibi yükseklik 13 santimmiş. Şunun uzunluğu, bu yüksekliğin uzunluğu 13 santimmiş. Üçgende de aynı. Bakın 13 ile 6'yı çarparsınız. 6 kere 3 18, 50 var 1. 6 kere 1 6, 1 de 50 7, 78 santimetre kare alanı mıdır? Size geçen ders üçgenlerle alakalı bir şey söyledim. Dedim ki üçgenlerin alanı aslında dikdörtgenin yarısı oldukları için dikdörtgen, hani bir tane daha üçgen çizsem şuraya şu şekilde nokta 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 nokta, biz dikdörtgene benzer. Yarısı olduğu için çarptığında bulduğun bu alanı daima ikiye böleceksin. Üçgenlerin alanı çarpılan uzunluk ve kenarın ikiye bölünmesiyle bulunur. Yani bulduğun sayıyı 78 ile ikiye böleceksin. 7 de 2. 3 kere 3 kere 2 6. 1 kalır, 8 aşağı iner, 18 de 2 9 kere. 9, 39 santimetre kareymiş bu üçgenin alanı. Sadece üçgende çarptıktan sonra bulduğun alanı ikiye böleceksin. Sadece üçgende. Nedenini de anlattım. Eğer hayali olarak bir dikdörtgene tamamlarsan bu üçgeni, iki tane aynı üçgeni dikdörtgen olur. O yüzden ikiye bölüyorsun. Yani bu üçgenden dikdörtgenin içerisinde iki tane olduğu için ikiye bölüyorsun. Yarısını bulman gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Tamam öğretmenim. Bunların ikisini, bu arada üçgenle paralel kenarı, lütfen korkmayın, endişelenmeyin. Müfredatta, 4. sınıf müfredatında yok normalde. Ama ben kulağınızın bir kenarında bulunsun, kulağınıza küpe olsun diye anlattım. Tamam, çok da kafanıza takıp üzülmenize gerek yok. Yine de anladığınızı düşünüyorum. Aynı şey, tamamen aynı. Paralel kenarda dese iki kenarı çarpıyorsun, alanı buluyorsun. Üçgen dediğinde tek bir kural var. İki kenarı çarpıyorsun, sadece ikiye bölüyorsun, o kadar. Üçgende ikiye bölmek var. Bunu unutmayın.
Tamam. 11. soru. Bir kenar uzunluğu 20 santim olan kare biçimindeki bir taşın çevresi kaç santimetre alanı kaç santimetredir diyor. Şimdi bir kenar uzunluğu kare demiş bu arada. Kare biçimindeki taş demiş. Bir kenar uzunluğu 20 ise diğer kenar da 20 midir? Aynen. Bir taşın çevresi kaç santimetre alanı kaç santimetredir? Çevre dediği için bütün kenarları toplarım. 4 tane 20 ne yapar? 80 santimetre. Alan dediği için 20 ile 20'yi çarpacağım. 2 kere 2 4. 2 tane 0 koy. 400 santimetre kare. Çevresi 80 santim. Alanı 400 santimetre kare. Tamam. Sıkıntı yok. Sizin bilmeniz gerekenler bunlar. Şu ikisi değil. Yine de aklınızda bulunsun. 12. Çevresi 56 metre olan bir kare şeklindeki bir arsanın alanı kaç metrekaredir? Çevresi 56 metreymiş. Çevre bütün kenarların toplamıydı. 4 tane kenar var. Hepsi birbiriyle aynı. 4 tane A 56'ya eşitse. Bir tane A'yı bulmam için yani tek kenarı bulmam için 56'yı kaça böleceğim? 4'e böleceğim. 5'te 4. 1 kere 4 4. 1 16'da 4 4 kere. 14 metreymiş. Bir tane A. Alanı bulmak için ne yapacağım? Bu iki tane A'yı birbiriyle çarpacağım. 14 ile 14'ü çarpacağım. 4 kere 4 16 elde var. 1 56 1 kere 4 4 görünüyor mu? Biraz daha yukarı kaldırayım. 1 kere 1 1 topluyorum. 6 9 196 metre karesini unutmayın. Kare alan hesaplıyorum çünkü. Tamam. Çevresi verilen karenin tek kenarı bulmak için her zaman 4'e bölüyorum. Çünkü 4 tane birbiriyle aynı kenar var. Tamam arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi 13. soru. Bir kenar uzunluğu 13 santim olan karenin çevresi ve alanı bulunuz. Yapayım mı? Bence yapayım. İyice yerleşsin kafanızda. Bir kare çiziyorum. Kenar uzunluğu 13 santimmiş. Çevresini ve alanını buluyor. Diğer kenarları da 13 santim olmaz mı? Olur. Çevresi ne demek? Bütün kenarlarını topla. Yani 4 tane 13 topla demek. 13 4 tane yazı baltada toplamak mı daha kolay yoksa 13'ü 4 ile çarpmak mı daha kolay? Çarpmak daha kolay. 4 kere 3 12 elde var. 1 52 santimmiş bunun çevresi. Çevre olduğu için kareyi 2'yi koymuyorum buraya. Alanı bulmak için 13 ile 13'ü çarpacağım. Şuraya çarpayım. 13 ile 13'ü çarpayım. 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. 3 kere 1 3. 3 1 kere 1 1. 9 6 169 santimetre kare alan olduğu için koymayı unutmayın. 14. Kenar uzunlukları 6 ve 4 santim olan dikdörtgenin çevresini ve alanını bulunuz. Dikdörtgen. 4 santimi 6 santim. 4, 6 yerleştiririm direkt eşit olduğu için. Çevresi nedir? Hepsinin toplamıdır. 6, 4 daha 10. 6, 4 daha 10. 10, 10 daha 20 santim çevre. Doğru mu? Alanı nasıl bulacağım? İkisini çarpacağım iki kenarı. İki farklı kenarı dikdörtgende. 4 ile 4'ü çarpamam yanlış olur. Kısa ve uzun kenar dikdörtgende çarpılır. Tamam. 6 kere 4, 24 santimetre karede alan olduğu için kareyi koymayı unutmadım. 15. Taban uzunluğu 28, tabana ait yüksekliği 16 santim olan üçgenin. Bakın üçgen. Sakın unutmayın. Ne yapacağız? İkiye böleceğiz. Üçgen dedi mi bulduğunu ikiye böl. Ne yapacağım? Taban uzunluğuyla yüksekliği çarpacağım. 28 ile 16'yı çarpacağım. 6 kere 8, 48, 50 var. 4, 6 kere 2, 12, 4 de 50, 16. 1 kere 8, 8. 1 kere 2, 2. 8, 14'ün 4'ü 50 var. 1, 448. Bu 448'i de 2'ye böleceğim. Çünkü bu bir üçgen. Tamam. 448'i 2'ye bölerken kolay. 4 de 2, 2 kere 2, 4. 4 de 2, 2 kere 2, 4. 8 de 2, 4 kere. 4 kere 2, 8. 224 santimetre kare. Neden ikiye böldün diye sorarsanız üçgende her zaman ikiye bölünür bulduğunuz alan. Tamam. Bunu unutmayın lütfen. Yükseklik ve tabanı çarptık. Az önce açıklamıştım. Taban ne demek? Taban yere değen kenarın uzunluğu demekti. Yükseklik de şuydu. Boyu. Üçgenin boyu ortadan geçen çizgi. Tamam. Üçgende ikiye bölünür. Alanı 432 metre kare olan üçgen şeklinde bir arsanın tabanı 24 santimdir. 24 metredir pardon. Tabana ait yükseklik kaç metredir? Şimdi üçgeni çizeyim bakın. Bu bir arsa. Tabanı 24 metreymiş. Yani taban yere değen şurası 24 metreymiş. Doğru mu? Alanı neydi? Alan
Şu boyu var, yüksekliği var burada. Bu yükseklikle bunun çarpımıydı. Bu yükseklikle bilmiyorum bunu. Çarpmışlar 24'ü. 432 bulmuşlar. 432'yi şimdi ikisini çarpıp 432 bulduğuma göre 432'yi 24'e bölersem çarpmanın tam tersi. Soru işaretini bulur muyum? Evet. 432'yi 24'e böleyim. Zor gelmesin, çok kolay. 43'te 24 bir kere. İki kere olsaydı 48 olur çünkü. Bir kere 24, 24. 13'ten 4 çıktı 9. 3'ten 2 çıktı 1. 19'da 24 yok. 2 aşağı indi. 192 de 24. 10 kere olsa 240 olur. 9 kere olsa 240 olur. Biraz daha büyük. 8 kere. Bakın 8 kere bence. 8 kere 4. 32, 50 var. 3. 8 kere 2, 16. 3 daha 19 çıktı. 0. Demek ki şurası neymiş? 18 metreymiş üçgenin yüksekliği. Tamam. Ama öğretmeniniz neyi unuttu? Neyi unuttu öğretmeniniz? Üçgenin alanının ikiye bölünerek bulunduğu unuttu. İkiye bölünerek 432 olan sayının kaç olduğunu bulmam lazım. Değil mi? O yüzden 16'yı size derslerde öğrettiğim gibi çarpılıyorum, karalıyorum ve kafamı bunlarla bulandırmıyorum. Bu tür bir soru görmeyeceksiniz hiçbir zaman. Kendinize iyi bakın. Her zaman sizi seven öğretmeniniz. Bay bay.